Ya arkadaş, dün sabah bir video yaptım. O videoda da bu Justice League'in Snyder Cut versiyonu ile ilgili bir takım söylemlerde bulundum. Asparagas dedim, yok öyle bir şey dedim, çıkmayacak dedim. Adamlar sanki beni beklemişler gibi arkadaş. Saatler sonra Amerika saatiyle öğleden sonra 3 gibi hem Warner Bros. Hem Zack Snyder çıktı dedi ki arkadaşlar Justice League Snyder Cut versiyonu 2021'de HBO Max'te yayınlanacak dediler ya. Yani olacak iş mi be? Madara olduk iyi mi? Tabii bu işin şakası madara falan olmadık. Hakikaten de dediğim gibi bu zamana kadar resmi ağızlardan öyle bir haber falan gelmiyordu. Ve ben de artık hakikaten bunun tamamıyla spekülatif amaçlı orada burada işte YouTuberlar tarafından söylenen asparagas bir haber olduğuna inanıyordum. Ki hakikaten ben de yani o Justice League Snyder Cut versiyonunun çıkacağını hiç mi hiç beklemiyordum. Yani inanmıyordum çıkacağına ama gel gelelim dediğim gibi hiç beklenmedik bir anda böyle bir haberle gündeme bomba gibi düştü bu Justice League'in Snyder Cut versiyonu. Neyse, resmi makamlardan yapılan açıklamalardan sonra arkadaşlar gelelim madem öyle Justice League'in Snyder Cut versiyonuna. Ne biliyoruz arkadaşlar bu projeyle ilgili şu an için? İlk bildiğimiz şey tabii ki 2021 senesinde HBO Max kanalında yayınlanacak. İkinci bilinen şey de dediklerine göre toplamda 4 saate yakın bir sinema filmiymiş bu Justice League Snyder Cut versiyonu. Ve bunu ya komple bir full film olarak yayınlayacaklarmış ya da arkadaşlar bunu 6 bölüme bölüp mini seri halinde yayınlamayı düşünüyorlarmış. Bu şu anda tam olarak net değil diyorlar. Onun dışında ne biliyoruz? Zack Snyder'ın demesine göre arkadaşlar, işte Zack Snyder'ın çekmiş olduğu bazı sahneler fakat sinemada da yayınlanan Justice League filmine konulmamış. Bu sahnelerin Snyder'ın kurguladığı Justice League filmine konulacağı söyleniyor. Ve yani ne oluyor işte genişletilmiş sahneler atıyorum yani işte filmde bir takım böyle sahneler kısa tutulmuştu. Hatta o yüzden de bazen seyirci böyle hani ne oluyoruz ya bir şey anlamadık falan diyordu. Muhtemelen o sahnelerin uzatılmış halleri olacak. Böylelikle filmi izlerken daha iyi anlamamız sağlanacak. Onun dışında ne dedi Zack Snyder? Dedi ki filme dedi bir takım dedi özel efektler koyacağım dedi. Onun yanı sıra da şöyle ilginç bir şey söyledi. Bütün bu başroldeki aktörleri, aktrisleri toplayıp bazı ekstra sahneler çekmeyi düşündüğünü söyledi. Şimdi bir dakika Zack Snyder. Orada duralım önce. Çünkü bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. O da nedir? Bakınız bu film çekileli, yayınlanalı 2 yıl olmuş. Yani 2 yıl önce bu film yayınlandı. Bunun bir de hani çekim tarihine bakacak olursanız muhtemelen bu film aslında 3 yıl önce çekildi. Çünkü dediğim gibi yani bunun kurgusuydu, post production'ı falan filan derken bir sene de öyle geçer ve sonrasında filmler sinemada yayınlanır. Dolayısıyla dediğim gibi 3 sene önce çekilmiş bir filmden bahsediyoruz. Ve 3 sene sonra 3 sene sonra bile dedi yani şu anda 2020'deyiz. 2021'de yayınlayacağını söylüyorlar. Sen bu adamları tekrar bir araya getireceksin. Bir, getirebilecek misin? Neden böyle diyorum? Çünkü şimdi bakınız tamam Wonder Woman'ı getirirsin. Hala zaten hatun hazır biliyorsunuz yeni bir film çekti Wonder Woman filmi. Aquaman hala Jason Momoa zaten o da hazır. Çünkü biliyorsunuz Aquaman 2 filminin çekimlerine de zaten başlanacaktı eğer şu virüs dalgası girmeseydi araya. Onun yanı sıra Flash, o olanı getirirsin zaten o fasulye. Cyborg, onu da getirirsin çok rahat bir şekilde o da fasulye. Amma ve lakin Ben Affleck. Bakınız daha önce de size dedim Ben Affleck çok prensipli öyle yukarılarda bir aktördür. Yani öyle bu adamı olmadı sil baştan gel ben bir daha çekelim falan filan diyemezsiniz. Yani gene bilemem tabii bu iş tamamıyla duygusal paraya bakar. Warner Bros'un Ben Affleck'e vereceği teklife de bakar. Ama yani şimdi bu adamı tekrar bilmiyorum bu projeye dahil edebilir misin, edemez misin? Orası belli değil. Artı Henry Cavill kendisi her ne kadar Zack Snyder'a emrinize amadeyim demiş hesapta ama yine belli olmaz. Yani bu Henry Cavill'ın o dönemdeki işlerinin yoğunluğuna bakar, kazandığı paraya bakar arkadaşlar. Yani diyeceğim
Bu bana biraz saçma geldi bir de. Neden saçma geldi? Şimdi 3 sene önce çekim yaptığın adamları 3 sene sonra tekrar toplayıp o filmle ilgili bazı ekstra sahneler çekeceksin. İyi, güzel, tamam. Şimdi bugünkü teknolojiyle genç gösteriyorsun, yaşlı gösteriyorsun, eyvallah. Tamam, hani diyorum ki şimdi 3 sene önceki halleriyle senkronizeyi nasıl yapacak falan filan. Hadi onu teknolojiyle yaptın, ettin. Ama hani ben bir sinema seyircisi olarak izlemiş olduğum bir filmin hani böyle yapboz bir şekilde değiştirilip tekrar karşıma çıkarılması beni doğrusu rahatsız eder. Ben böyle bir şey görmek istemem. O yüzdendir ki zaten yapılan bu anonsa da hiç mi hiç sevinmedim, hiç mi hiç heyecanlanmadım. Aksine üzüldüm. Yani Zack Snyder gibi bir adamın neden hala da hani bu o Justice League filmi artık olmuş bitmiş arkadaşlar. Yani bunu yapmışlar. Sinemada iyisiyle kötüsüyle bu film yayınlandı ve bitti. Yani bunu artık rafa kaldır. Sen koskoca yönetmensin Zack Snyder. Yani niye tekrar bu filmi kendin kurgulayıp bir takım şeyler ekleyip tekrar piyasaya çıkarmaya çalışıyorsun ki? Ben onun yerine olsam Warner Bros'la otururdum masaya. Madem ki böyle bir Warner Bros'un isteği var ondan. Derdim ki tamam arkadaşlar, bu Justice League filmi çekildi, bitti gitti. Gelin biz Justice League 2'den kaldığımız yerden yolumuza devam edelim derdim. Öyle değil mi? Yani bu çok daha mantıklı, çok daha heyecan verici olurdu benim için. Eğer ki bugün böyle bir haber alsaydım, duysaydım. Biliyorsunuz zaten asıl Justice League film projesi toplamda 3 bölümden oluşacaktı. Ve muhtemelen zaten o 3. bölümde bu Darkseid falan, Darkseid savaşını falan görecektik. Dediğim gibi yani madem ki hani böyle bir proje vardı zaten Zack Snyder ilk Warner Bros'la bu DC filmleri işine girdiğinde, o zaman bu projeyi kaldığınız yerden devam ettirin. Justice League 2'nin çekimlerine başlayın. Yani niye tekrar şimdi böyle 2 sene sonra hani Justice League filmine bir takım böyle yeni şeyler ekleyip biraz zamanını uzatıp tekrar yani karşımıza çıkarmak niye? Bana hiç mi hiç dediğim gibi cazip gelmiyor. Saçma gelecek bir de yani çünkü. Şöyle saçma gelecek. Şimdi ne yapacak mesela Zack Snyder? Bunu yeniden kurgulayacak. Ne yapacak işte? Ekstra sahneler ekleyecek. Efektler ekleyecek. İşte ne yapacak? O Zack Snyder'ın çekmediği sahneleri de kullanacak. Mecbur çünkü. Şunu da biliyoruz ki bu Justice League filminin belli bir bölümünden sonra Zack Snyder bu filmin çekimlerini tamamlamadı. Tamamlayamadı. Yani projeden ayrılmak zorunda kaldı. Filmin belli bir bölümünden sonraki sahneleri çekmedi. Dolayısıyla o sahneleri de tekrar filmde göreceğiz. Ha ne yapacak? O filmdeki sahneleri ışığını biraz kısacak, biraz daha karanlık yapacak, üstüne biraz efektler koyacak. Bizim o sevdiğimiz, istediğimiz dark, karanlık Justice League filmini bize sunacak. Ama dediğim gibi beni hiç mi hiç heyecanlandırmıyor yani. Şunu çok iyi biliyoruz ki dediğim gibi Zack Snyder bu filmin çekimlerini tamamlayamadı. Dolayısıyla yine Darkseid'i göremeyeceğiz. Eğer ki yeniden Darkseid ile ilgili bir takım sahneler çekmezse, ama ben bunun olacağına hiç mi hiç ümit vermiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu olmayacak. Onun yanı sıra Green Lantern göremeyeceğiz. Dediğim gibi Green Lantern ile ilgili yeni bir aktör işe alıp onunla sahneler çekmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi soru işareti şu, yani bu yeni sahneleri çektin diyelim, bu filmin içerisine onları koymak çok zor olacak. Bir de dediğim gibi yani İster istemez arkadaşlar sırıtacak, öyle söyleyeyim size. Bu bence dediğim gibi baştan sona çok yanlış bir karar. Yani Zack Snyder ile Warner Bros. Bence çuvalladı. Yani bunu, bu Justice League Snyder Cut versiyonunu gerçeğe dökmeye çalışmaları bence iyi olmadı yani. O açıdan dediğim gibi hiç mi hiç bu beni sevindiren bir haber olmadı. Hiç mi hiç de mutlu olmadım. Aksine keşke dediğim gibi Justice League 2 filminin çekimlerini üstleneceğini söyleselerdi. İnanın çok daha fazla güzel olurdu. Çok daha fazla mutlu olurduk. Çünkü dediğim gibi yani ne yapmaya çalışıyorsun ki arkadaş? Tamam dediğim gibi bu film çekildi, bitti, gitti. İyisiyle kötüsüyle. Yani nedir şimdi? Biz beğenmedik diye filmi böyle 2 sene sonra olmadı, sil baştan tekrar. Böyle saçma şey mi olur ya? Çok bence dediğim gibi yani iş anlamında da hiç profesyonelce gelmedi. Hani bir sinemacı olmasına karşın Zack Snyder sonuçta bu işleri iyi bilen bir adam. Neden hani böyle bir şey yapmaya kalkıştı bilemiyorum. İşte diyor ki neymiş efendim, fanların şeyi etkisi oldu. Lan fanlara ne bakıyorsun sen, fanlara? Yani şimdi velev ki tutmazsa ne olacak bu?
O fanlar senin ağzına edecek ama Zack Snyder haberin var mı? Bak buradan sana sesleniyorum yine. Dediğim gibi yani bilmiyorum arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Bu videonun altına lütfen siz de yorumlarınızı bırakın. Yani gerçekten sizin de bu Justice League Snyder Cut versiyonu ile ilgili ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Ama benim bu almış olduğumuz haberle ilgili düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Hiç mi hiç dediğim gibi bu haberden memnun olmadım. Mutlu olmadım. Aksine hüzünlendim. Dediğim gibi keşke kaldıkları yerden devam etselerdi. Justice League 2 ve 3 filmleriyle keşke bunların haberini alabilseydik bugün diyorum. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu Justice League Snyder Cut versiyonu ile ilgili lütfen alta yorumlarınızı bırakın. Üye olmayan arkadaşlarımız varsa hala üye olmayı da unutmasınlar diyorum. Ve şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.